TVNET ekranlarından ve TVNET radyodan merhaba. Günün ardından hoş geldiniz. Ben Hamza Çiftçi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Uluslararası İyilik Ödülleri töreninde konuştu. Gazze'deki soykırımı hatırlatan Erdoğan, İsrail'e destek veren ülkelere tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı, Filistin devletini tanıma kararı alan 3 Avrupa Birliği ülkesine de teşekkür etti ve tüm ülkeleri Filistin'i tanımaya davet etti. Batılı güçler tüm şımarıklığına ve pervasızlığına rağmen Netanyahu'nun arkasında durdukça Filistin'de katliamların önüne geçilemez. Siyonist yayılmacılık böyle devam ederse açık söylüyorum dünyamız yeni çatışmalara gebedir. İşgalci İsrail Devleti'ne lojistik ve askeri destek sağlayan ülkelere savaşın dünyaya yayılması konusunda uyarıda bulundu. Soykırıma göz yuman batılı ülkelere de tepki gösterdi. Gazze'de oluk oluk akan kanda en az işgalciler kadar onlara lojistik ve askeri destek sağlayanların da vebali vardır. Sanmayın ki Gazze'de ölen biçarelerin ahı bunları tutmayacak. Sanmayın ki zalimlerin yaptıkları yanlarına kar kalacak. Asla. Gazze'li masumların kanı işgalcilerin ve hamilerinin alnına yapışmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası İyilik Ödülleri törenine katıldı. Konuşmasının büyük bir bölümünü Gazze'de yaşanan zulme ayırdı. Mazlumlara karşı mesuliyetimiz var dedi. Kimsesizlerin kimsesi olmak esasen dinimizin bizlere emridir. Dolayısıyla biz komşusu açken tok yatanlardan olamayız. Kardeşlerine sırtını dönenlerden olamayız. Bana ne diyenlerden, her koyun kendi bacağından asılır diyenlerden asla olamayız. Hemen yanı başımızdaki insani dramlara kayıtsız kalamayız. Suriyeli muhacirlere, Somalili, Sudanlı, Yemenli çocuklara tam 76 senedir evlerine, yurtlarına, topraklarına geri dönmenin hayalini kuran Filistinli kardeşlerimize karşı mesuliyetimiz vardır. Gazze halkının insanlık onurunu savunduğunu belirten Erdoğan, İsrail'in çelikten iradeyi kıramadığını belirtti. Filistin zaferine inancını da bir kez daha yineledi. İsrail yönetimi Gazze halkının çelikten iradesini kıramadı, mücadele azmini yok edemedi. Filistinliler işkencenin her türlüsüne mazur bırakıldılar. Ama zulme ve zalime asla boyun eğmediler. Filistin davası küresel ölçekte daha da güçlenerek Allah'ın izniyle 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin kurulmasıyla zafere ulaşacaktır. Filistin devletini tanıyan 3 Avrupa Birliği ülkesinin kararını da memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Tüm dünyayı Filistin devletini tanımaya davet etti. Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin devletini tanıyacaklarını açıklamalarından büyük bir memnuniyet duydum. Her 3 ülkenin liderine tarihin doğru tarafında yer alan bu vicdanlı kararlarından dolayı şahsım, milletim adına takdirlerimizi iletiyoruz. Henüz Filistin devletini tanımayan ülkeleri de daha fazla vakit kaybetmeden aynı adımı atmaya çağırıyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen Uluslararası İyilik Ödülleri'ni Cumhurbaşkanı Erdoğan takdim etti. Ödül alanlar arasında Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda şampiyon olduktan sonra podyumda Filistin bayrağı açarak dabke dansı yaptığı için şampiyonluğu iptal edilen Türk Wushu Kung Fu sporcusu Necmettin Erbakan Akyüz de yer aldı. Şampiyonluk madalyasının elinden alınma ihtimaline rağmen Filistin'in haklı davasını dünya kamuoyuna duyurmayı kendisine görev addeden milli sporcumuz, dünya şampiyonu Necmettin Erbakan Akyüz.